Geçen hafta arkadaşlar kitabımızın 8. ünitesine başlamıştık biliyorsunuz. Ee, o ünite kapsamında stok hareketlerini nasıl izleyeceğimize dair bir takım yöntemler vardı. Bu yöntemleri tanımaya başlamıştık. Bununla ilgili biraz sözel bazlı bir kaç bir şey yazdık. Tanımsal olarak neymiş bu yöntemler. Geçen hafta gelemeyen arkadaşlar var mı? Şu üniteye bir bakayım. Herkes burada mıydı? Ne dedik? İşletme stoklarını izlerken iki farklı yöntem kullanabilir. Bir tanesi sürekli diğer adıyla devamlı envanter yöntemi. Diğeri de aralıklı yani devamsız pardon. <laughs> aralıklı yani devamsız envanter yöntemi diye söylemiştik. Hatta görgül yöntem, tecrübi yöntem diye isimler vermiştik. Bu yöntemleri kullanarak biz ne yapıyorduk? Stoklarımızı izliyorduk. Yani hani satış tutarı kar ve maliyetten oluşuyor diye orada o satış tutan ne kadarlık kısmı maliyet bunu tespit etmek için aslında daha basit bir ifadeyle biz bu yöntemleri kullanıyorduk. Ee, sürekli envanter yönteminde diğer adıyla devamlı envanter yönteminde işletme dönem içinde yaptığı her satış kaydettikten sonra maliyet hesaplayıp maliyeti de kaydediyordu ve o satıştan ne kadar kar elde etmiş satışın maliyeti ne kadar bunu göstermiş oluyordu. Aralıklı yöntemde Dönem içinde yaptığımız satışları kaydediyorduk fakat maliyetleri hesaplayıp kaydetmiyorduk. Dönem sonuna kadar bekliyorduk. Dönem sonunda envanter işlemleri sırasında bütün satışların maliyetini topluca hesaplayıp o şekilde kaydedip ve o dönemde yaptığımız bütün satışlardan elde ettiğimiz karı tespit ediyorduk. Değil mi? İki tane yöntem vardı. Şimdi bu yöntemleri nasıl uyguluyoruz? Örnekler üzerinden bu dersimizde bunu göreceğiz. Ee, örnek geçen hafta yazdırmadım galiba değil mi? Bir örnek yazdırayım şimdi size. Bu iki yöntem arasındaki farkları bir görelim. Örnek üzerinden. Size dağıttığım o kağıtlardaki örneği daha sonra yapacağız. İşletme 01.10.2018 tarihinde İşletme 01.10.2018 tarihinde 2000 TL'lik malı 2000 TL'lik malı Yarısı peşin, yarısı veresiye almıştır. Yarısı peşin, yarısı veresiye almıştır. 15-10 2018 tarihinde bu malları 2500 TL'ye peşin satmıştır. A şıkkı Sürekli envanter yöntemine göre 5 şıkkı. Aralıklı envanter yöntemine göre yukarıdaki işlemleri muhasebeleştiriniz. Evet. Yeni gelen arkadaşlarımızla örnek için biraz boşluk bıraksın, sonra çözümü yapsın. Şimdi bakın burada bir işletmemiz var. İşletme mal satıyor ee, ve bir durumda sürekli yönteme göre diğer durumda da aralıklı yönteme göre stoklarını izlerse bu satış işlemlerine ilişkin hareketleri nasıl kaydedecek bunu göreceğiz. Öncelikle e, A şıkkını yapalım? Sürekli envanter yöntemine göre bakalım. A sürekli envanter diyelim. Yani devamlı envanter yöntemi. Sürekli envanter yöntemini uygulayan işletme bakalım bu işlemleri nasıl kaydediyor bir görelim. 1.10.2018 tarihinde 2000 liralık malı yarısı peşin yarısı verisiye satın almışız. Öncelikle o zaman ne yapacağız? Alış kaydını yapacağız. Neydi? 1.10.2018 Daha önce mal aldık ve kaydettik biliyorsunuz. Aldığımız malları muhasebede 153 ticari mallar hesabına kaydederek izliyoruz. 153 ticari mallar hesabı bir varlık hesabı olduğu için borç tarafına çizginin baş tarafına yazarak bu hesapta artış kaydediyorum çünkü mallarım arttı. Gerçek hayatta ee, nasıl almışız bunu? Yarısı peşin yani 1000 lira kasamızdan para çıkmış. Gerçek hayatta kasamda param azaldı. Muhasebede o paramı izlediğim hesabı da azaltacağım. 100 kas hesabını azaltmak için alacak tarafına yazıyorum 1000 lira. Yarısı veresiye yani kredi alım yapmışız. Veresiye aldığımızda ne olur? Bir borcumuz ortaya çıkar kime? Satıcıya. Hangi hesaba kaydediyorduk? 320 satıcılar hesabına artış kaydediyorum. Bir kaynak hesabı olduğu için alacak tarafına yazarak artışı gösteriyorum. Çünkü satıcıya olan borcumda 1000 liralık bir artış meydana geldi. Daha önce mal aldık kaydettik zaten biliyorsunuz değil mi bu şekilde. Devam edelim örneğimize. 15-10-2018 tarihinde bu malları 2500 TL'ye peşin satmışız. Şimdi de satış kaydını yapacağız o zaman. Hemen iki çizgiyi çizip tarihe atalım. 15 2018 İşletme mal satmıştır deyince aklımıza ilk hangi hesap geliyor? 600 yurt içi satışlar hesabı. 600 yurt içi satışlar hesabına satıştan elde ettiğim geliri kaydediyorum. ...2500 TL. Peşin satmışız. Kasamıza para girdi. 100 kasa artış kaydediyorum. Borç tarafına yazarak. 2500 TL. Evet şimdi sürekli envanter yöntemi diyor. Neydi sürekli envanter yönteminde yaklaşım? Her satıştan sonra satış kaydını yaptıktan sonra maliyet hesapla ve kaydet diyor. O zaman şimdi ne yapmam gerekiyor 15-12-2018 tarihinde? Maliyet kaydını yapacağım. Çünkü sürekli envanter yöntemindeyim. Satışı yaptım ve kaydettim. Ardından hemen maliyet hesaplamam gerekiyor ve kaydetmem gerekiyor sürekli yöntem dediği için. Maliyeti bakalım bulabilecek miyiz? Bakın soruda ne diyor? Bu malları 2500 TL'ye satmıştır diyor. Hangi malları? 2000 liraya satın aldığım malları, değil mi? Bakın soruda maliyet zaten bana verilmiş durumda. Hazır olarak verilmiş. Şimdi ben bunu kaydedeceğim. Peki hangi hesaba kaydedeceğim? Arkadaşlar maliyet, gerçek hayatta maliyet benim için nedir? Bir mutsuzluktur. Değil mi? Yani başka bir de işte muhasebe dünyasındaki dilleri ne yapacağım ben bunu? Gider olarak kaydedeceğim. Sattığım malların maliyetini bir gider olarak kaydetmek istiyorum. Ben ticari bir işletmeyim ve sattığım ticari malın maliyetini kaydedeceğim. Bakın bakalım tek düzen hesap planına Altınoğlu gruba. Bu mutsuzluğum yani bu gideri kaydedecek bir hesap görebilecek misiniz? Ticari faaliyetimle ilgili malları satıyorum. Ve... Bunların maliyetini gider olarak kaydedeceğim. 621'i gördünüz orada, değil mi? Ne adı? Satılan ticari malların maliyet. Bu bir gider hesabı. Gider hesapları borç tarafından çalışır. Dolayısıyla çizginin baş tarafına borç tarafına yazarak söz konusu maliyetimi gider olarak 15. 10. 2018 tarihinde 621 satılan ticari malların maliyet hesabına kaydediyor. 2000 lira olarak kaydettim. Aynı zamanda bakın ben bu malları sattım. Artık elimde yok bu mallar. 2000 liralık mal yok. Peki ben bu malları satın aldığımda hangi hesaba kaydetmiştim? 153 ticari mallar hesabına. Gerçek hatta böyle malım kaldı mı benim? Hayır. O zaman muhasebede de o malları kaydettiğim hesapta ne yapmam lazım? Bu malları çıkartmam. Yani 153 ticari mallar hesabına azalış kaydetmem gerekiyor. Bir varlık hesabını azaltmak için alacak tarafına yazarsınız. 153 ticari mallar hesabını 2000 lira alacak tarafına kaydediyorum. Evet, sürekli envanter yöntemini uygulayan işletmede süreci kaydettik. Şimdi gelelim aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmeye bakalım. B şıkkı aralıklı envanter yöntemi diyoruz. Evet. Peki arkadaşlar, işletme aralıklı envanter yöntemini uyguluyor olsaydı Mal aldığında yapacağı kayıt yani alış kaydı değişir miydi? Değişmez. Peki malı sattığında yapacağı kayıt başka bir işte satış kaydı değişir miydi? Hayır. Peki her satıştan sonra maliyeti hesaplayıp kaydediyor muyduk aralıklı envanter yönteminde? Hayır. Ne yapıyorduk? Dönem sonunu bekliyorduk. O zaman B şıkkının yanına şunları yazalım. Aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmede aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmede <laughs> Alış ve satış kaydı değişmez. Alış ve satış kaydı değişmez. Fakat satış kaydından sonra fakat satış kaydından sonra maliyet kaydı yapılmaz. Maliyet kaydı Dönem sonlarında maliyet kaydı dönem sonlarında Envanter işlemleri sırasında Envanter işlemleri sırasında o dönemde yapılan o dönemde yapılan bütün satışların maliyeti o dönemde yapılan bütün satışların maliyeti. <laughs> Pardon. Topluca hesaplanarak yapılır. Evet, işte arkadaşlar iki yöntem arasındaki temel fark budur. Şimdi şu yöntemleri biraz daha yakından bakalım. Bakalım ne tür durumları ortaya çıkartıyor bu iki farklı yöntemi kullandığımızda. Şimdi sürekli yönteme göre neler yaptık onu bir görelim. Sonra da aralıklı envanter yöntemine göre neler yaptık onu bir görelim. Bakıyorum sürekli envanter yönteminde stoklarımı izliyorum ya stok hareketlerinin ilgili hesaplara sadece odaklanacağım şimdi. Mal almışım kaydetmişim. 153 ticari mallar hesabının borcuna yazmışım aldığım malları. Açayım 153 ticari mallar hesabını hemen. Bir bakalım hesapta görelim durumu. 153 ticari mallar. 2000 lira borcuna kaydetmiş. Daha sonra bakıyorum yine stok hareketleriyle ilgili. Mal satmışım, gelir elde etmişim, 600 yurt içi satışlar hesabına kaydetmişim. 600 yurt içi satışlar hesabı da açılmış. Onu da şuraya yazalım. 600 yurt içi satışlar. 2500 TL hesabını alacak tarafında tutar birikmiş. Sonra bakıyorum. Maliyet kaydı yapmışım. Yani sattığım malları, elindeki sattığım malları ne yapmışım? Maliyetini kaydetmişim. 621 satılan ticari malların maliyeti açılmış. Yine stoklarımla ilgili bir hesap. Onu da şuraya açalım. 621 STMM diye kısaca yazayım. Satılan ticari malların maliyeti. 2000 lira hesabın borcunda tutar birikmiş. Aynı kayıtta elimdeki malları azaltmışım. Sattım artık elimde değil bu mallar diyerek. 153 ticari mallar hesabının alacak tarafını 2000 kaydetmişim. Sürekli yöntemde bu hesaplar stokların ilgili ortaya çıkmış. Bir de aralıklı yönteme bakalım ne yaptık. Ne dedik? Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletmede alış kaydı değişmez. O da bunu yapar mal aldığında bu kaydı yapar. 153 ticari mallar hesabına aldığı malları kaydeder. 2000 liralık mal bu hesapta gözüküyor kayıtlı. Satış kaydı değişmez. Mal sattığında yine şu kaydı yapar demiştik. 600 yurt iç satışlar hesabına satıştan elde ettiği geliri kaydeder. Bu hesap da açılır aralıklı yöntemde. 600 yurt içi satışlar 2500. Peki aralıklı yöntemde maliyet kaydı yapıyor muyduk dönem içinde? Hayır. Değil mi? Başka bir stokla ilgili hesap açılmıyor. Bunları gördükten sonra soruyorum şimdi size. Sürekli envanter yöntemini kullanan işletmede, işletmenin elinde sadece şunları görüyorsunuz şu anda. Siz dışarıdan geldiniz, bakıyorsunuz. İşletmenin elinde ne kadar mal gözüküyor? Hesaba baktığınızda. Ne? Sıfır değil mi? Neden? Bakın her iki tarafta eşit kalan vermemiş hesap. Bu hesabın kalanı mallarımı gösteriyor. Sıfır. Peki aralıklı envanter yöntemini kullanan işletmede ne kadar ticari mal gözüküyor? İki Peki gidin bakın bakayım depoya. Var mı o kadar mal depoda? Yok değil mi? Neden? Çünkü o malları sattım. İşte arkadaşlar sürekli envanter yönteminde 153 ticari mallar hesabının kalanı işletmenin depodaki mal miktarını, mal tutarını verir. Depodaki mallarını gösterir. Fakat aralıklı envanter yönteminde 153'ün kalanına bakarak işletmenin deposunda ne kadar mal olduğunu söyleyemezsiniz. O yüzden şu yapmış olduğumuz maliyet kaydına biz aynı zamanda çıkış kaydı adını veririz. Çünkü bu kayıtta işletmenin elindeki malların çıkışını yaparsınız. Sattığı malların çıkışını da yaparsınız. O yüzden maliyet kaydının diğer adı çıkış kaydıdır. Başka bir soru. Sürekli envanter yöntemini uygulayan işletme yaptığı şu satıştan ne kadar kar elde etmiştir? Şuraya bakarak bunu söyleyebiliyor muyuz? 500 değil mi? Bakın 2500 gelir. 2000 maliyet gider. Aradaki fark 500 kar. Peki aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmenin şu yaptığı satıştan ne kadar kar elde ettiğini söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsunuz değil mi? Çünkü niye? Maliyet kaydı yapmadık. İşte iki yöntem arasındaki iki temel fark budur. Bu şekilde bu yöntemleri kullanarak stoklarınızı izleyebilirsiniz. Şimdi ee, ne dedik? Aralıklı envanter yöntemi. Dönem sonunda maliyet hesaplarız. Ve kaydederiz dedik. Dönem sonunda sattığım ticari malların maliyetini nasıl hesaplayacağım isterseniz şimdi onu bir görelim. Az önce size dağıttığım kağıtlar var ya öyle A4 kağıtları. Orada bir örnek var. Şimdi o örnek üzerinden. Dönem sonunda bir başlık atıyorsunuz tabii önce. Dönem sonunda satılan ticari malların maliyetinin hesaplanması. Böyle dediğime göre bu hangi yöntemmiş? Aralıklı envanter yöntemi. Evet dönem sonunda sattığım ticari malın maliyetini hesaplayacağım. Yani stoklarımla ilgili bir işlem yapacağım. Stoklarımla ilgilendiğime göre o stoklarımı yani ticari mallarımı izlediğim 153 ticari mallar hesabının borcunda ve alacağında borç ve alacak taraflarında ne hangi tutarlar birikiyor dönem boyunca? Çünkü dönem sonunda yapacağım işlemler. işlemleri. Dönem içinde hangi tutarlar birikiyor? Önce onu bir görelim isterseniz. Bir bilgi birikimi yapalım. Açalım 153 ticari mallar hesabımızı ve bakalım. Stoklarımı izlediğim bu hesapta dönem boyunca hangi tutarlar ne tarafta birikiyor? Borç tarafı, hesabın adını da yazalım. 153 ticari mallar. Alacak taraf. Arkadaşlar şimdi yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni döneme başladığımızda elimizde önceki dönemden mallar kalmış olabilir mi? Olabilir, değil mi? Bir önceki dönemden mal kalmış olabilir. Olmak zorunda değil ama olabilir. İşte bu önceki dönemden kalan mallar nerede gözükecek yine? 153 ticari mallar hesabında borç tarafında. Peki ben önceki dönemden kalan mallarıma şöyle desem dönem başı stok. Doğru olur mu söylemi? Değil mi? Dönem başı stok bir önceki dönemden kalan mallar. Dönem başı stokumuz arkadaşlar 153'ün borç tarafında yer alır. Peki bu 153'ün borcuna bu tutar nereden geldi? Hatırlarsanız dönem sonunda bilanço oluşturuyorduk. Bilançoda varlıklarımı ve kaynaklarımı gösterirdim dönem sonunda. Yeni döneme başladığımda da o bilançodaki varlık ve kaynaklarımı hesaplarda gösterebilmek için bir kayıt yapıyordum. Yevmiye defterine yapılan ilk kayıt neydi? Açılış kaydı. İşte yaptığım açılış kaydı ile beraber 153'ün borcuna geliyor bu dönem başı stoklar. Dönem başladı. Önceki dönemden elimde kalan mallar gözüküyor burada. olmayabilirdi. da bilirdi. Peki yeni dönemde mal alabilir miyim? Alabilirim. Aldığım mallar nerede gözükecek yine 153'ün borcunda. Buna da dönem içi alışlar desek olur değil mi? Düzgün bir uygun bir ifade olur. Dönem içi alışlar da yani yeni dönemde içinde bulunduğunuz dönemde aldığınız mallar da 153'ün borcunda gözükür. Arkadaşlar bir kavram dolayısıyla 153'ün borcuna bir tutar daha geliyor. Hangi kavram? Peki biraz daha açayım soruyu. Ee, ben mal alıyorum dönem içinde. Bu malları alırken bir takım ekstra harcamalar yapabilir miyim? yapabilirim değil mi? Ve bir kavram bize şunu söylüyordu. Bir varlığı alırken yaptığın harcamaları o varlığın değerine eklemelisin. Hangi kavramdı bu? Maliyet esası kavramı. İşte maliyet esası kavramı nedeniyle arkadaşlar 153'ün borcuna bu malları alırken yapmış olduğum harcamalar, giderler de yani alış giderleri de yazılır. Olmayabilir her zaman yapmayabilirsin alış gideri ama yaparsan 153'ün borcuna bunları da yazman gerekir. Aralıklı yöntemde dedik ki maliyet kaydı yapılmaz. 153'ün alacak tarafına kayıt yapılmaz. Fakat aldığınız mallardan eğer iadeler yaparsanız, yani aldığınız malları iade ederseniz tamamını ya da bir kısmını. Bu iadeleri 153'ün alacak tarafına azalış olarak yazarsınız. Yani 153 ticari mallar hesabının alacak tarafında dönem içinde alış iadeleri tutarı da birikir. Bir de veresiye mal aldığınızda eğer borcunuzu vadesinden önce öderseniz size bir takım indirimler yapılır. Bu indirimleri de yine 153'ün alacak tarafına alış iskontosu adıyla kaydedersiniz. Bu şekilde dönem boyunca dönem içinde 153'ün borç ve alacak tarafında bu tutarlar birikir ve dönem sonu geldiğinde sen o dönemde yaptığın satışların maliyetini topluca hesaplarsın yani aralıklı envanter yöntemini kullanırsın. Şimdi örneğimize geçeceğiz. Şimdi buradan devam edelim. Elimizde bir örnek var. İşletmenin bir dönem boyunca gerçekleştirdiği ticari mallarla ilgili gerçekleştirdiği işlemler yer alıyor. Sırayla okuyup onu kaydedeceğiz. Tahtayı bir silelim. Evet örneğimize bakalım ne diyor sırayla yapalım işlemleri. Aylık mali tablo düzenleyen X işletmesinin aralık ayına ilişkin stok hareketleri aşağıdaki gibidir diyor. Ee, bir, işletmenin önceki dönemden elinde 2000 TL değerinde malı kalmıştır diyor. Bakın önceki dönemden elinde mal kalmış. Şimdi bu mallar, şöyle madde madde yazayım, bir diyelim. Bu mallar arkadaşlar, bu dönemde yani içinde bulunduğum dönemde de elimde gözükecek. Burada dönem uzunluğunu ay olarak aldığını anlıyorum. Her ay bir dönem. Aralık ayındayım ben. O ayrı bir dönem. O zaman Kasım ayından elimde mallar kalmış. Yeni bir döneme başlarken ne yaparsınız? Dönem başı bilançosunu oluşturursunuz değil mi? Dönem başı bilançon aslında önceki dönemin dönem sonu bilançosunun aynısıdır. Dönem başı bilançosunda varlıkların ve kaynakların yer alır. Bu varlık ve kaynakları hesaplarda gösterebilmek için yani defteri bir de gösterebilmek için bir kayıt yaparız. <laughs> o zaman 1, 12 tarihinde, hadi 2010 neyse yıl vermemiş, 1, 12 diyelim. 1, 12 tarihinde bir kayıt yapıyorum. Açılış kaydı yapacağım. Açılış kaydı nasıl yapılıyordu? Bununla ilgili anlatmıştım size. Dönem başı bilançosunda varlık ve kaynaklarım var. Şunu biliyorum, varlıklarımı varlık hesaplarında gösteriyorum. Varlık hesapları borç tarafından çalışıyor. O zaman bilançoda varlıklarımı gösteren hesapları yemeğe defterinde borç tarafına kaydedeyim. Yani çizginin baş tarafına. Bakıyorum orada tek tek bütün varlıklarımı izlediğim hesapları yazıyorum. 153 ticari mallar hesabı varmış. Ticari mallarımı görüyorum. Önceki dönemin sonunda elimde kalan mallar. 2000 TL değerinde önceki dönemden elimde mal kalmış. Diğer bütün hesapları da şu şekilde arkadaşlar. Açıyorsunuz varlık hesaplarını. Bir de kaynak hesapları var. Kaynaklarım. Kaynak hesaplarında gözüküyor bilançonun pasifinde yer alan kaynakları YM defterinde gösterebilmek için kaynak hesaplarında alacak tarafına kaydediyorduk. Çünkü kaynak hesaplarına ilk kayıt alacak tarafına yapılır. Bu hesaplar alacak tarafından çalışır diye söylemiştik. Şu an onların neler olduğu bizim için önemli değil. Bir sürü var. Böyle tek tek yazmışız. Ve bu şekilde yeni döneme başladığımızda arkadaşlar bu kaydı yaptığımızda biz bu kayda şuraya da yazalım. Açılış kaydı diyelim. Bu kaydı yaptığımızda bakın 153 ticari mallar hesabı açılıyor. Yeni dönemin başında. 153 ticari mallar hesabı açıldı. Şuraya da hesabımızı açalım. Şurada da defteri kebirlerde hesaplar üzerinde hareketleri bir topluca görelim. Şunu yazmışsınızdır herhalde silelim. 153 ticari mallar hesabını açıyorum. Stoklarımı izlediğim hesap. Ne dedik? YM defterine kaydet. Defteri kebirde sınıflandır. Bak, kaydı yaptım YM defterine. Hemen açılan hesaplar 153 ticari mallar hesabı açılış kaydında açıldı. Defteri kebir açıyorum bir sayfa 153 ticari mallar hesabı diye yazıyorum. Bakıyorum 2000 lira hesabın borç tarafına tutar gelmiş. Ne bu? Dönem başı stoğum değil mi? Bunu az önce gördük. Devam edelim. Örneğimizi çözmeye. 2 de diyor ki 8-12-2016 tarihinde 3000 TL artı %20 KDV tutarındaki malı 3 ay vade ile kredili olarak satın almıştır diyor. Burada KDV oranını yuvarladık. Küsuratlarla uğraşmayalım çarpmak zor olmasın diye. Bakın mal alımı gerçekleştirmişiz. 8-12 2018 tarihinde. Tarihi de vermiş gerçi 2018 ben de. Şuraya da yazalım 2018 diye. Bu işlemi de kaydedelim. 2 dedik. 8 12 2018. İşletme mal almış. Kaydedeceğim. 3 bin liralık mal almışız artı 120 KDV diyor. 3 ay vadeyle yani krediyle alım yapmışız. Malları 153 ticari mallar hesabına kaydediyorduk satın aldığımız malları. 153 ticari mallar hesabına artış kaydediyorum. Gerçek hayatta mallarımda artış oldu. 3000 liralık mal aldım. Şimdi burada KDV'leri öğrendik ya artık soruda katma değer vergisi de var. Bakın ne diyor 3000 TL artı %20 KDV ne yaptık? Ödedik. Her türlü alımda KDV öderdik. Ödediğimiz katma değer vergisini hangi hesaba kaydediyorduk? 191 indirilecek KDV hesabına kaydediyorduk. Bu alımla ilgili de 600 lira katma değer vergisi ödedim ya da ödeyeceğim. Ödediğim ya da ödeyeceğim KDV'yi kaydettim hesaba. 600 lira tutar yazıyorum. Katma değer vergilerini her zaman ayrı hesaplarda izliyorduk biliyorsunuz. Peki ben bunları nasıl aldım? Verisiye. Yani kredili. Yani borçlandım kime? Satıcıya, değil mi? 320 satıcılar hesabına, satıcıya olan borcumu kaydediyorum. Bu alım sonucunda satıcıya borçlandım. Bir kaynak hesabı borcumu izliyorum satıcıya olan borcum bu hesapta. Artışlar alacak tarafına yazılır. Kaynak hesabını, 320 satıcılar hesabını yeme defterinde alacak tarafına kaydettim. Bakın burada da ne yaptık? Mal aldık ve kaydettik. Alış kaydı diyelim. Bu kayıt yaptık 8.12'de. 153 ticari mallar hesabının borcuna 3.000 tutar geldi. Hemen defteri kebir aktarıyorum sınıflandırma değil mi? Hesabın borcunda 3.000 tutar geldi. Bunu da 153 ticari mallar hesabının borcuna aktardım. Devam edelim. Buraya kadar sorusu olan var mı? Bunları zaten yaptık daha önce biliyorsunuz değil mi? Mal aldık kaydettik, mal sattık kaydettik. İşletme 3. kısımda ne diyor 3. işlemde? İşletme 8 2016 tarihinde almış olduğu malların nakliyesi için 9 2016 tarihinde nakliye şirketine 200 TL artı %20 KDV ödemiştir diyor. Evet burada mal aldık az önce. Aldığımız mallar için harcama yaptık. Bakın ekstra harcamalar yaptık. Ve bunları kaydedeceğiz. Onu da şuraya yapalım. 3 diyelim. 9 2016 şey 2018. Ne diyordu maliyet esas kavramı? Bir varlığı alırken yaptığın harcamaları o varlığın değerine ekle. Ben de bu varlığı alırken nakliye firmasına bir takım harcamalar yaptım malları taşıtmak için. Toplam 200 TL'lik bir harcama yapmışım. Maliyet esası gereği yapmış olduğum bu harcamayı mallarımı, o söz konusu varlığımı kaydettiğim hesaba ekliyorum. Yani mallarımın değerini ekliyorum. 153 ticari mallar hesabına artış kaydediyorum dolayısıyla. 200 TL bu hesabın borcuna yazdım. Böylece aldığım malın maliyetine eklemiş oldum yaptığım nakliye harcamasını. Bir hizmet alımıydı bu benim için. Her türlü alımda KDV ödüyordum. Bunda da katma değer vergisi ödemişim %20. Ödediğim katma değer vergisini 191 indirilecek KDV hesabına kaydediyorum. 200 liranın %20'si 40 lira yapıyor. 40 TL'de katma değer vergisi bu işlemle ilgili olarak ödemişim. Toplam... 240 TL'lik bir harcama yaptım. Kasamdan 240 lira para çıktı. 100 kasa hesabına da alacaklandırarak 240 lira azaltıyorum. Çünkü gerçek hayatta param bu kadar azaldı. Böylece yapmış olduğum bu varlıkları yani malları alırken yapmış olduğum harcamayı da mallarımın değerine eklemiş oldum. Burada da neyi kaydettik? Yaptığımız alış giderini kaydettik. Değil kaydettik. Bu kayıtla yine 153 ticari mallar hesabının borcuna bir tutar geldi 200 lira. Bu tutarı da yine defteri kebirde ilgili hesabın borç tarafına bakın. Oradan geliyor şuradan şöyle aktarıyorum 200. <laughs> devam edelim. Şuradan devam edelim. 4 diyelim. Tahtayı görebiliyorsunuz değil mi? Biraz küçük yazıyorum. sığsın hepsi bir tarafa değil ama bakalım gittiği kadar artık. Şimdi işletme almış olduğu malların 500 liralık kısmını istediği kriterlerde olmadığı için 10-12-2018 tarihinde iade etmiştir diyor. Şimdi şu tarihte bakın malları aldık, alış kaydını yaptık, alış kaydı dedik, mal alışı da diyebiliriz ee, ya da mal alışı diyeyim direkt mal alışını kaydettim. Aldığım malları götürdüm depoma koydum. Hesaba da yazdım. 153 ticari mallar hesabına. Daha sonra benim kalite kontrol müdürüm geldi. Dedi ki bu malların dedi 500 liralık kısmı bizim istediğimiz standartlara uymuyor. Bunu iade edelim. Biz de depodan o 500 liralık malı aldık. Sonra geri gönderdik. Kime? Satıcıya. Değil mi? Aldığımız kişiye. Bu işlemi kaydedeceğiz. Tarih 10 12, 2018 Hemen çizelim iki çizgiyi. Aldım 500 liralık malı depodan gönderdin satıcıya. Artık deponda malların azaldı. 500 liralık mal yok deponda. Gerçek hayatta 500 liralık malım azaldığı için depoda muhasebede de o malları izledim hesabı. Yani 153 ticari mallar hesabını ne yapmam gerekiyor? 500 lira azaltmam gerekiyor. Alacaklandıracağız başka bir deyişle. Çünkü bu bir varlık hesabı. 153 ticari mallar hesabına da iade ettiğim malları alacak tarafına azalış olarak kaydediyor. 500. Peki bu malları alırken bakın ne yaptım? Bu malları yani 3000 liralık alımı yaparken dedim ki şu kadar katma değer vergisi ödeyeceğim satıcıya. Ne kadar? 600 lira. Ama ben bu 3000 liralık malın 500 liralık kısmını geri gönderdim. iade ettim. Bu durumda ne yapacağım? karşı taraftan katma değer vergisini tahsil etmem gerekiyor. Değil mi? Çünkü arkadaşlar iade ederken aldığınız malları bir fatura düzenlersiniz. Biz buna iade faturası deriz. Fatura düzenleyip verdiğinde ortaya çıkan katma değer vergisini 391 hesaplanan KDV hesabına kaydedersin. Dolayısıyla iade ettiğim mallara ilişkin olarak karşı taraftan tahsil edeceğim katma değer vergisini 391 hesaplanan KDV hesabına kaydediyorum. %20 katma değer vergisiydi. Değil mi? 100 yapıyor. Yanlış hesaplamadıysak %20'si. 500 liralık malı iade ettik. 100 lira tutarında da katma değer vergisini ne yaptık? Hesaplanan KDV hesabına kaydettik. Tabii ben burada şunu yapmıyorsunuz. Bakın ya ben malları alırken ödeyeceğim de 191'e kaydetmiştim. 100 liralık kısmını bu hesaptan düşeyim. 191 alacaklandırayım. Öyle bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü işin mantığına da ters. Siz iade yaparken fatura verirsiniz fatura verdi, veriyorsanız eğer ortaya çıkan katma değer vergisini 391 hesaplanan KDV hesabına kaydedersiniz. Bu önemli bir detaydır. Aldığınız malları iade ederken ortaya çıkan katma değer vergisini 391'e yazarsınız. 191'i alacaklandırmazsınız. Yani azaltmazsınız. Tamam mı? Bunu unutmuyorsunuz. Peki ben demiştim ki bunları satıcıya ödeyeceğim. Ona olan borcumu bu hesaba kaydetmiştim. 500 liralık malı iade ettim. 500 liralık mala ilişkin katma değer vergisini de karşı taraftan talep ettim. Dolayısıyla 600 lira ne oldu benim satıcıya borcum? Azaldı değil mi? Satıcı olan borcumu izlediğim hesabı da azaltıyorum. 320 satıcılar hesabı bir kaynak hesabı azaltmak için bu hesabı borç tarafına, çizginin baş tarafına kaydediyorum. Diyorum ki sana olan borcum bu kadar azaldı. Çünkü 500 liralık malı KDV'si ile birlikte sana iade ettim. Bu da ne? Bunun da ne olun yazalım? Alış iadesi. Evet bu kaydı yaptığımda yine stoklarımla ilgili bir hesap bakın kullandım. 153 ticari mallar hesabı alacak tarafına 500 tutar kaydettim. Hemen defterdeki birim açıyorum. Stoklarımı izlediğim hesabın alacak tarafına 500 kaydediyorum. Yemeğe defterinden buraya geldi. Değil mi? Bak bu sınıflandırma kaydettim sınıflandırıyorum. Yeri geldikçe yaptık ama çok üzerinde durmadık. Basit bir işlem defteri kebire kaydetme işlemi. Bu şekilde iadesini yaptığım malları da kaydettim. Şimdi devam edelim. Başka dönem içinde ne tür işlemler gerçekleşmiş bir bakalım. İşletme maliyeti 1000 TL olan malları 12-12-2018 tarihinde 1600 TL artı %20 KDV'ye müşterisi Bay kredili olarak satmıştır. Burada bir satış işlemi gerçekleştirdik. Mal satışı yaptık. Hemen bunu kaydedelim. 12-12-2018 tarihi. İşletme mal satmıştır diyor. Hemen aklıma geliyor. 600 yurt içi satışlar hesabı. Gelir elde ettim. Satıştan elde ettiğim geliri 600 yurt içi satışlar hesabına kaydedeceğim gelir hesapları alacak tarafından çalışır. Yani bir gelir hesabına artış kaydederken çizginin iç tarafını alacak tarafına yazarsınız. 600 satışlar hesabının alacak tarafına yapmış olduğum satışı 1600 liraya satmışım malları. 1600 lirayı gelir olarak kaydediyorum. Bu şekilde kaydettik. Her türlü satışta yani fatura verdiğinizde yanında bir de sattığın şeyin fatura verirsin ya. Ne yaparsın? Katma değer vergisi alırsın, tahsil edersin tahsil ettiğin katma değer vergilerini daha sonra devlete ödeyeceksin. O yüzden bunu devlete olan KDV borcun olarak bir kaynak hesabına kaydedersin. Hesaplanan KDV adını taşıyan bu hesabı alacak tarafına bu satış ilişkin olarak ödemiş olduğum katma değer vergi şey tahsil etmiş olduğum katma değer vergisini kaydediyorum. Yüzde %20 diyor. Evet. 320. Peki bunları nasıl yaptım bu satışı? Veresiye yani kredili. Bu durumda ne oldu? mal sattığım kişiden yani alıcıdan bir alacağım ortaya çıktı. Hangi hesap? 120 alıcılar hesabı. Alacaklarım varlıklarım da dolayısıyla bir varlık hesabıdır 120 alıcılar hesabı da. Artış kaydediyorum çünkü bay, e, ee, müşteriden alıcıdan olan alacağım da artış oldu. 1920 lira bu hesabın borç tarafına kaydettim. İstiyorsanız alt hesaplarda Müşterinizin adını da yazabilirsiniz. Hangi müşteriden bu alacağım diye izleyebilirsiniz. Yine stok hareketleriyle ilgili bir hesap açıldı. Bakın mallarımı sattım, gelir elde ettim. Elde ettim geliri. 600 yurt satışlar hesabına kaydettim. Hemen onu da açalım. Diğer hesaplar da açılıyor da biz onlarla ilgilenmiyoruz şu anda. Stoklarla ilgilendiğimiz için ona bakıyoruz. Stok hareketlerimle ilgili yani mallarımla ilgili bir başka hesap daha açılmıştı. Onu da yazayım şuraya. 600 yurt satışlar hesabı. Daha sonra bu rakamlar bize lazım olacak çünkü defteri kebiri kullanarak bu hesaplarda ne kadar tutar biriktiğini görmemiz gerekecek. Şimdiden yazıp görelim. Hesabın alacak tarafına 1600 tutar kaydettim. Defteri kebiri de yurt dışı satışlar hesabının alacak tarafına bunu bu şekilde aktardık. Tamam Devam edelim. Bu arada hiç saate de bakmıyoruz. Bizi biraz soluklandıracak mıyız? Daha vaktimiz varmış. İyi. Hiç sesiniz solunuz çıkmadığı için bilmiyorum yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Arada böyle ara verip kontrol edeyim diyorum. Bir 5 dakika sonra, bir 6 dakika sonra bir ara veririz. Geldik 6. işleme. Bayce almış olduğu malların, az önce satmıştık ya Bayce'ye. 400 TL artı %20 KDV'lik kısmını, beğenmeyerek 14-12-2018 tarihinde işletmeye iade etmiştir. Hocam, Efendim. E, numarada, da gelir kaydettik. Karı bilmiyoruz şu an. E, maliyeti bilmiyoruz. Ma Şimdi arkadaşlar soruda maliyeti vermiş bize. Bakın soruda maliyeti vermesi şu anlama gelmiyor. Şimdi tipik hepimiz Türk insanıyız. Şunu yapıyoruz. Bize bir şey verdiğinde bunu hepsini kullanmam lazım herhalde. Sınav mantığı değil mi? Bunu yaptığında hata ediyorsun. Size bazen sınavlarda ihtiyacınız olmayan bilgiler de verilir. Acaba der hangisini kullanması gerektiğini biliyor mu? Orada her verilerini kullanmıyoruz. Burada bana maliyeti vermiş. Güzel, doğru. Aklına hemen geliyor diyor ki diyorsun ki e maliyeti biliyorum. Maliyet kaydını yapsam, karı da görsen. Ama soruda ne diyor? Aralıklı envanter yöntemini uyguluyor işletme diyor. Aralıklı envanter yöntemini uyguluyorsa ne yapacak? Dönem sonunda maliyet hesaplayıp karı bulacak. Şu anda değil. O yüzden yapmıyoruz. Peki bu soruya ben onları bilerek yazdım. Neden? Size de attığım şu kağıdı, o sorunun yazdığı kağıdı daha sonra evde sürekli envanter yöntemini kullanan işletmeye göre yapacaksınız. Tamam mı? O işletmeyi de hani o işletme, o yöntemi kullanan işletme nasıl kaydeder bu işlemler? Onları da siz yapacaksınız. Zaten nasıl yapıldığını az önce gördük. Sürekli envanter yöntemlerinin şeyleri zor değildir. Bir esprisi bir zorluğu yoktur bir tane nüansı vardır sürekli envanter yönteminin. O nüansı da bu örneği yaptıktan sonra size anlatacağım ne olduğunu. Aralıklı envanter yöntemi soruları biraz daha karışıktır. O yüzden orada verilen maliyetle şu an işimiz yok. Hani o soruyu siz sürekli yönteme göre de çözün diye söyleyecektim daha sonra. Şimdi sen böyle gelince açıklayayım dedim onu şimdi söyleyeyim. Evde daha sonra bu soruyu şu size dağıttığım kağıdı sürekli envanter yöntemine göre de çözün lütfen. Şimdi devam edelim. 6. Bay C almış olduğu malların 400 liralık kısmını tabii 120 KDV de var. Beğenmeyerek 14 12 2018 tarihinde işletmeye iade etmiştir. Bakın sattığım malların bir kısmı bana iade oldu. Şurada satışı yaptığımda mutlu oldum. Dedim ki satış yaptık, para kazandık. Hemen dedim mutluluğumu bir gelir olarak kaydedeyim. 600 satışlar hesabına kaydettim. Peki yaptığın satışın bir kısmı ya da tamamı da olabilir sana geri iade edilirse bu seni mutlu eder mutsuz mu? Mutsuz eder değil mi? Neden? Çünkü satış gelirin azalır. Satış gelirim azalıyor. O zaman diyorum ki ben satış gelirini azaltayım. Çünkü yaptığım satış iade oldu bir kısmı bana. Ama şunu biliyorum. Diyorum ki bir gelir hesabına azalış kaydedemezsiniz. Değil mi? Söylemiştik bu hesaplar işleyiş, işler işleyişini anlatırken. E o zaman gelir hesabını azalış kaydedemiyorum. Satış gelir hesabını nasıl azaltacağım? Ama orada şunu demiştim. Bir gelir azalışı olduğunda o gelir azalışını mutsuzluk olarak yorumlayıp yani gider olarak yorumlayıp bir gider hesabına kaydedersiniz diye söylemiştim değil mi? Hatırlıyoruz bunları. Daha ilk dönemde şey vize öncesinde. Öyleyse hemen bakıyorum. Satışlarım iade oldu bir kısmı ve bu beni mutsuz etti ve gider kaydetme ihtiyacım var. Satışlarımın iadesinden dolayı Doğan mutsuzluğumu giderimi kaydedeceğim bir hesap var mı? Tek düzen hesap planına bakıyorsunuz orada. Gördüğünüz hesabı? 610 satıştan iadeler değil mi? veya satış iadeleri böyle de diyebiliriz. O zaman bakıyorum ne kadar? 400 liralık satışım iade olmuş. Tarih 14 2018 Hemen bu işlemi kaydedeyim. 14 2018 tarihinde İade edilen satış tutarını gider olarak 610 satıştan iadeler veya satış iadeleri hesabına kaydediyorum. Bir gider hesabı bu. Gider kaydedeceğim. Ne tarafa yazacağım? Borç tarafına. Çünkü artışlar gider hesaplarında borç tarafına yazılır. 610 Satış iadeleri diyelim. Satıştan iadeler de yazar. Aynı şey. Hesabına iade edilen satış tutarımı yani 400 lirayı Gider olarak kaydediyorum. Peki şimdi satış iadesi olduğunda size o iadeyi yapan müşteri yani alıcınız size bir fatura düzenler ve verir. Biz buna iade faturası verir. Peki, Fatura aldım şu işlem sırasında. Fatura aldığımda ortaya çıkan katma değer vergisini hangi hesaba kaydediyorum? 191 indirilecek KDV hesabına iade edilen satışlarıma ilişkin olarak ortaya çıkan katma değer vergisini kaydediyorum. Yüzde yirmi demiştik. 80 katma değer vergisi. Peki ben satışı yaptığımda bakın veresiye yapmıştım satışı. Demiştim ki müşteriden, Bay C'den 1920 lira alacağım var bu hesaba kaydettim. Müşteri Bay C, yaptığım satışın 400 liralık kısmını KDV'siyle birlikte iade ettiğinde müşteriden olan alacağım ne olur? Azalmaz mı? Azalır. O zaman 120 alıcılar hesabına Yemeğe defterinde alacak tarafına yazarak azaltıyorum. Çünkü 480 lira tutarında bir azalış meydana geldi. Müşteriden yani alıcıdan olan alacağımda. Bunu da hesabın alacak tarafına kaydederek gösterdim. Böylece şu satış kaydıydı bunu da yazalım. Mal satış diyelim ya da. Şu da yaptığım satışın iade edilmesi durumuydu. Satış iadesi Burada şunu unutmuyorsunuz. Bakın az önce şunu söylemiştim. Mal aldığında aldığın malları iade ettiğinde ortaya çıkan katma değer vergisini 391 hesaplanan KDV hesabına yazarsın. 191'i azaltmazsın demiştim. Şurada da arkadaşlar mal sattıktan sonra sattığın mallar sana iade olduğunda 391 hesaplanan KDV hesabını azaltmazsın. İade durumunda, satış iade durumunda ortaya çıkan KDV'yi 191 indirilecek KDV hesabına kaydedersin. Tamam mı? İşin mantığı ne? Fatura alma, fatura verme boyut. Bu şekilde. Bunu da bu şekilde yaptığımda yine stoklarımla ilgili bir hesap açıldı bakın. Satışlarımın iadesi oldu. Satış gelirlerim azaldı. Bunu da gider olarak 610 satış iadeleri hesabına kaydettim. Hemen defteri bir açıyorum. 610 satıştan iadeler hesabına İade edilen satışımı gider olarak kaydetmiştim. Defteri kebirde bu hesap açıldı. Bakın 400 hesabın borcunda tutar birlikte onu da defteri kebirde ilgili hesabın olduğu sayfaya aktardım. Bu şekilde kaydettik. Buraya kadar sorusu olan var mı? Şu ana kadar daha önce yaptık mı hatırlamıyorum. Başka sınıflarda da ders anlattığım için nerede ne anlattım bazen karıştırıyorum. Kusura bakmayın ama e, alış pardon alış iadesinin ve satış iadesinin nasıl kaydedildiğini gördük. Tamam mı? Bu alış iadesi ve satış iadesi kayıtları önemli kayıtlardır. Çünkü sınavda sorulma potansiyeli vardır. Burada da şu katma değer vergisi hesaplarının hangilerinin kullanılması gerektiğini iyi bileceksiniz. Neden öyle olduğunu da az önce açıkladım zaten. Şimdi küçük bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra kaldığımız yerden örneğimize devam edelim. Şimdi e, işletmemiz var. İşletmenin e, Aralık ayı bir dönem kabul etmiştik. Bir dönemdeki, dönem içindeki stokları ilgili hareketlerini kaydediyoruz. Değil mi? Mal alıyor, mal satıyor. Bunlarla ilgili bir takım iade işlemler oluyor vesaire. Bunları kaydediyoruz. En son 6 nolu işlemi kaydetmişiz. Devam edelim. 7 nolu işleme bakalım ne diyor. İşletme 17.12.2018 tarihinde 2000 TL artı %20 KDV tutarında malı 2 ay vadeli olarak Satıcı Bay A'dan satın almıştır. Diyor. Yine mal alışı gerçekleştirmişiz. Bunu da kaydedelim. Şuradan devam edeyim. 7 dedik. 17.12 tarihimiz. Mal aldık. 153 ticari mallar hesabına aldığımız malları kaydediyoruz. Ne kadar? 2000 TL tutarında mal almışım. Hesabın borç tarafını 2000 tutar kaydederek bunu muhasebede de gösterdim. Her türlü alımda KDV öderiz. Bu alımda da katma değer vergisi ödedik ya da ödeyeceğiz. Ödediğimiz veya ödeyeceğimiz katma değer vergisini 191 indirilecek KDV hesabına kaydediyoruz. %20 dedik yuvarlak hesap olsun diye. 400 mi pardon? 400 TL bu işlem ilişkin ortaya çıkan benim ödeyeceğim katma değer vergisi. Alımı nasıl yapmışız? Vadeli olarak yapmışız. Satıcı bayağıdan vadeli alım yaptık. Yani kredili başka bir deyişle alım yaptık. Satıcıya borcum oldu değil mi? Satıcı olan borcumu da 320 satıcılar hesabına kaydediyorum. Kaynak hesaplarında artış alacak tarafını yazarak ifade edersiniz. Kaynakları da borcu, e, borç ve sermayede iki ayırmıştık hatırlarsınız. Borç ve öz kaynak diye daha geniş bir ifadeyle. Bu şekilde satıcı olan borcumu kaydettim. Yine mal alışı yaptık. Onu kaydettik. Şöyle yanına da ne için yaptığımız kayıtları açıklayıcı olarak yazıyoruz. Güzel görünsün diye. Baktığımızda ne olduğunu direkt bulalım. Başka ne olmuş? 20.12.2018 tarihi. 8 nolu işlemi yapalım. Ha ne güzel. Teşekkür ederim. İşte beklediğim öğrenci tipi. Hocayı böyle uyaracak. Hocam şurada hata yapıyorsunuz, şunu unuttuk falan diye. Sonradan aptala dönüyoruz. Bakıyorum orada bir şey unuttuk ya. Bu bizim hayatımızı bitirir. Ben burada yaparım, ondan sonrakileri aktarırım. Derim bu tutmuyor bir hata var. İşte muhasebe böyle arkadaşlar. En küçük hatayı bile kaldırmaz. Çok sağ olun. Sonuçta bayağı bir sıkıntı yaşayacaktım. Ne yaptık bakın 153 ticari mallar hesabına 2000 lira aldığım malları kaydettim. Stoklarımla ilgilendiğim için dedim ya daha önce de hemen onunla ilgili tutarları ilgili stok hesaplarına stoklarla ilgili hesapları aktarıyorum. 2000 lira borç tarafına dönem içinde aldığım malları kaydettim. 17-12 tarihinde onu deftere aktardım. Büyük defterde ilgili hesabı aktardım. Bugün örgün dersim vardı. Şimdi gittim derse Kafada bir milyon bazen böyle iş yoğunluğundan falan insan şaşırıyor nerede ne yaptığını falan. Gittim derse dedim geçen hafta şunu yapmıştık. Bir örnek yazdırmıştım size. Allah'tan onu hatırlıyorum örnek yazdırdım. Dedim şimdi o örneği çözelim. Başladım çözmeye. Örneğin bir yerinde bir not aldırmam gerekiyor. Dedim ki yazın. Söylüyorum bakıyorum hiç kimse yazmıyor. Niye yazmıyorsun hocam bunu geçen hafta yapmıştık dedi. Ben örneğin yarısına kadar yapmışım. Bir kısmı kalmış onu yapmamışız. Hiç ses yok ama 15 dakika ben anlatıyorum. Geçen hafta yaptığım örneği tekrar yaptığım yere kadar gelmişim. Derim biraz ses çıkarmak lazım değil mi? Hoca diye çekinmeyin yani. Tamam hocamız büyüğümüzdür, her dediği doğrudur demek doğru değil. Biz de insanız hata yapıyoruz. Ama biz de büyüklere saygı tabii hep ön planda olduğu için bazen böyle suskunlukta ne yapıyoruz? Hocayı zor duruma düşürüyoruz. Şimdi orada dedim 15 dakika kaybettim sizin yüzünüzden. Kendi şeyimi bir kenara atıp onları 15 dakika geç bıraktım dersen yapacak bir şey yok. O yüzden siz bu şekilde ne yaptık Ders inşallah zamanında bitireceğiz. Araya bir geyik aldık neyse devam edelim. 2012-2018 tarihine geldik bir işlem daha gerçekleşmiş. Maliyeti 2000 lira olan malları müşterisi Bay Z'ye 3600 TL artı %20 KDV'ye kredili olarak satmıştır. Yine bir satış işlemi gerçekleştirmişiz. Burada arkadaşlar maliyeti az önce açıkladım yine söyleyeyim vermiş olabilir ama şu an biz maliyette ilgilenmiyoruz. Çünkü aralıklı yöntem kullanıyorum. Yapmam gereken tek şey yaptığım satışı kaydetmek. Maliyet vesaire vermeye de bilirdi. Zaten altlı yöntemde sorularında maliyeti vermese de ben dönem sonunda bir şekilde maliyeti bulacağım. onu nasıl olduğunu az sonra göreceğiz. Dönem sonunda nasıl bulduğumuzu. Bu soruda verme nedenim esas olarak da şuydu. Bunu daha sonra sürekli yönteme göre de çözmeye bir çalışın. Aradaki farkları da görün. Sürekli yöntemde temel fark bir tanesi her satıştan sonra maliyet kaydını yapmayı unutmuyorduk. Şimdi burada tarihe bakalım neydi. 2012-2018 tarihinde. Bir satış işlemi gerçekleştirmişim. Mal satmıştır deyince hemen bir mutluluk ve 600 yurt içi satışlar hesabı aklıma geliyor. E, 3.600 TL tutarında satış gerçekleştirmişim. 600 yurt içi satışlar hesabına satıştan elde ettiğim geliri kaydediyorum. Hesapların işleyişini artık biliyorsunuz. Hangi hesap ne tarafa yazılır, arttırmak azaltmak için bunları biliyorsunuz. Ara ara ben yine de tekrar ediyorum. 3.600 lira. Yurt satışlar hesabına satıştan elde ettiğim geliri kaydettim. Bir şeyi satarken yanında fatura da verirsin ve katma değer vergisi karşı taraftan tahsil edersin. Böylece tahsil ettiğin ya da edeceğin katma değer vergilerini de 391 hesaplanan KDV hesabına kaydedersin. 720 TL değil mi bu satış işlemine ilişkin olarak müşteriden tahsil edeceğim katma değer vergisi. Bu işlemleri veresiye yani vadeli başka bir deyişle kredili gerçekleştirdim. Dolayısıyla bir alacağım ortaya çıktı. Kimden? Müşteriden. Yani alıcıdan, yani benden mal alandan. Bu alacaklarımı da 120 alıcılar hesabında izliyordum. 120 alıcılar hesabına artış kaydediyorum. Müşteriden yani alıcıdan alacağımda artış oldu. 4320 mi yapıyor burası? 4320 TL. Bu hesabın borç tarafına kaydederek arttırdım. Böylelikle bir satış kaydı daha yaptık. Mal satış diye yazalım şuraya. Yine bakın stoklarımla ilgili bir durum. Satış geliri elde ettim. Ticari mal satışından gelir elde ettim. 3600 lira 634 satışlar hesabının alacak tarafına tutar kaydettim. YM hedeflerine yaptığım kayıtla bu hesabın alacak tarafında 3600 daha tutar birikti Devam ediyoruz işlemleri kaydetmeye. İşletme 17 2018 tarihinde satıcı Bay A'dan aldığı mallarda kusur bulunduğu için iskonto talebinde bulunmuştur. Satıcı Bay A bu teklifi kabul etmiş ve 23-12-2018 tarihinde işletmeye 200 TL iskonto yap uygulamıştır diyor. Şimdi bakın mal aldık 17-12'de hatta burada zaten kaydı duruyor şu mallar Bakın, Bu malların bir kısmında kalite düşüklüğü var. Biz dedik ki tamam idare eder bizim için ama buna da bu para verilmez. Dedik ki satıcıya bize biraz iskonto uygula. Mallar biraz kusurlu dedik. O da tamam dedi ben sana indirim uyguluyorum. Biz de bunu kaydedeceğiz. Tarih 20 şey 23.12.2018. Hemen tarihimizi yazalım. Alış iskontosu durumu ortaya çıktı şimdi. Alış iskontosu durumunda ne yapıyorduk? 153 ticari mallar hesabını alacaklandırıyorduk. Az önce bir tane stok hesabının çiziminde gördük ya alacak ve borç tarafındaki tutarları. Yaptığımız alımlara iskonto uygulandığında ne yapıyoruz? Malları biz aslında daha ucuz almış olmuyor muyuz? Daha ucuz almış oluyoruz. Kaç iskonto uygulamış? 200 lira iskonto uygulamış. Ben malları aldığım tarihte demiştim ki ben bu malları 2000 liraya aldım. Ama sonra satıcı bana 200 lira iskonto uyguladı. Malları ben kaça almış oldum? 1800'e. Bu durumda stok hesabında yani 153 ticari mallar hesabında bu malları 1800 e aldığımı göstermem lazım. Bana 2000 lira değil 1800 lira, mal, 1800 lira mal oldu. O yüzden ne yapıyorum? 153 ticari mallar hesabının alacak tarafına 200 TL azalış kaydediyorum. Alış iskontolarını 153 ticari mallar hesabının alacak tarafına kaydederiz demiştik. 200 lira bu hesabın alacak tarafına kaydettim. Bakın arkadaşlar burada elimdeki malları azaltmıyorum dikkat edin. Elimdeki malları ben 2000 liraya aldım diye kaydetmiştim. Bunu böyle yazarak elimdeki malları 1800 liraya aldığımı söylemiş oluyorum. Diyelim ki 10 tane ayakkabı aldım. Depoda hala 10 tane ayakkabı duruyor. Sadece onları 2000'e değil 1800'e almış oldum ve bunu bu şekilde ne yaptım gösterdim. Ama satış iadesinde öyle değil. Şey pardon alış iadesinde Öyle değil. Alış iadesinde ne yapıyor? Elindeki mallar gidiyor. Değil mi? Depodaki malların azalıyor. Bu şekilde kaydettik. Bir de tabii katma değer vergisi var şurada. Değil mi? 391 hesaplanan KDV hesabına bu iskonto ile ilgili indirime uğrayan katma değer vergisini kaydediyorum. %20 KDV vardı. 40 TL'de yapılan iskonto tutarında katma değer vergisinde iskonto uygulandı. Bunların hepsini bakın şu alımı ben verisiye yapmıştım ve satıcıya borcum var diye kaydetmiştim. Şimdi burada bana iskonto yaptığına göre satıcıya borcum da iskonto tutarı kadar ne oldu? Katma değer vergisiyle birlikte azaldı. Yani 240 lira 320 satıcılar hesabına borç tarafına tutar kaydederek azaltıyorum. Şimdi burada yine stoklarla ilgili bir hesap çıktı ortaya. 153 ticari mallar hesabı. Hesabın alacak tarafına bana uygulanan alış iskontosunu kaydetmiştim. 200 TL bu hesabın 153'ün alacak tarafına aktarıyorum defteri kebirde 200 TL'yi burada da görüyoruz. Şunun yanına hemen yazalım. Alış iskontosu. Evet son bir işlemimiz kaldı bu dönemle ilgili gerçekleştirdiğim stoklarımla ilgili. 10. işlemimiz bakıyorum ne diyor müşteri Bayze 20-12-2018 tarihinde işletmeden kredili olarak satın aldığı malların kusurlu olması nedeniyle 600 liralık iskonto talebinde bulunmuş ve bu talep 25-12-2018 tarihinde işletme tarafından kabul edilmiştir diyor. Şimdi şurada 20.12 tarihinde bakın satış yapmıştım ve gelir kaydetmiştim görüyorsunuz değil mi? 3600 TL tutarında satış geliri kaydetmiştim. Bu yaptığım satışa ilişkin olarak müşterim yani alıcı demiş ki sattığın malların bir kısmı sıkıntılı. Bana iskonto uygula bu malları. İskonto uygula demiş. Biz de tamam demişiz bunu iskonto uygulayacağız. İskonto uyguladığınızda alıcıya yani müşterinize ne olur satış geliriniz azalmaz mı? Sen 3600 liraya değil de 3 bin liraya satmış olursun. Ama ne dedik? Bir gelir hesabına azalış kaydedemiyoruz. Gelirlerimi azaltan unsurları bir gelir azalışını gider olarak yorumluyorum. Ve burada da satış gelirimi azaltan bir durum var. 25-12 tarihinde. Bunu da ben gider olarak yorumluyorum. Ve bir gider hesabına kaydedeceğim. Peki bu gider neden ortaya çıktı? Yaptığım satışlara iskonto uyguladığım için. Değil mi? Gider yani gelir azaltıcı bir durum. Bakın bakalım tek hesap planına. Bunu ifade edeceğim bir hesap var mı? 611 satış iskontoları hesabı. Onu da şuraya yapalım. Öbür tahtayı uzun süredir ziyaret etmiyordum. Özledim bir bakayım ne yapıyormuş. 10. işlemimiz tekrar oraya geçeceğim birazdan. Buraya da başka bir örnek çözeceğiz ama bunu şuraya yazalım. 25-12-2018 tarihi yaptığım satışa iskonto uyguladım. 600 TL tutan bir iskonto uyguladım. Bu yaptığım iskonto benim satış gelirlerimi azalttı. Bir gelir azalışını gider olarak kaydederek ifade ediyorum. Burada da kullanacağım hesabı az önce söylediniz bana. Bir gider hesabı ne taraftan çalışıyor gider hesapları? Borç tarafından. Demek ki bir gider hesabına kayıt yaparken yani söz konusu gideri ilgili hesaba yazarken borç tarafına yazarak ifade ediyorum. 611 satış iskontoları hesabına uygulamış olduğum müşterime uyguladığım, alıcıya uyguladığım iskontoyu gider olarak kaydediyorum. 600. Aynı zamanda bakın ne oldu? Katma değer vergisi dedi ki tahsil edeceğiz senden demiştik. Şimdi de ne yapıyoruz? Ödeyeceğiz. Tekrar tabi bunları tahsil edip ödeme durumu gerçekleşmediği için eğer peşin alsaydım ben orada KDV'yi burada geri ödeyecektim kendisine buna karşılık gelen KDV'yi. İndirilecek KDV hesabına satış iskontosuna ilişkin iskonto yaptığım satış tutarına ilişkin 600 liralık kısmına iskonto olarak ifade ettim. Ee, 120 mi yapıyor? %20 KDV. Bunların hepsini ne yapıyorum? Müşterimden olan alacağımdan düşüyorum. 120 alıcılar hesabına kaydetmiştim orada bakın. Değil mi? Şu kadar senden alacağım diye. Şimdi diyorum ki bu kadarlık kısmını almayacağım. Çünkü sana iskonto uyguladım KDV'siyle beraber. Şu kadarlık satışıma dedim. 120 alıcılar hesabına azalış kaydediyorum 720 TL tutarında. Çünkü alıcıdan yani müşteriden olan alacağım bu kadar azaldı. Eğer peşin alsaydım ben o satış peşin yapsaydım 100 kasa kullanırdım orada değil mi? Parayı koyardım kasama. Daha sonra iskonto uygulasaydım bu adama o zaman parasını da 100 kasaya alacaklandırarak iade ederdim 720. Bu şekilde ama hesabında ne yaptım? Onu düştüm zaten dedim bana borcu vardı oradan düştüm bu şekilde kaydettik. Şimdi böylece işlemleri bitirdik arkadaşlar dönem sonuna geldik. Ve bakın dönem sonuna geldiğimizde bize bir takım bilgiler veriyor. Diyor ki dönem sonunda yapılan sayım sonucunda işletmenin deposunda 3750 lira, 50 liralık mal olduğu tespit edilmiştir diyor. Ee, ve bizden ne istiyor? O isteneni de okuyacaktık aslında az önce de. Aa, teşekkür ederim. Bakın burada yine stok hareketlerine ilgili bir hesap açıldı. 611 satış iskontolar hesabı. Niye? Satış gelirlerimi azaltıyor değil mi? Bunu da ne yapıyorum? Hemen defteri kebir açıyorum. Sadece bunlarla ilgilendiğim için şimdi onların üzerine duralım. 611 satış iskontoları hesabı da yine stok hareketlerimle ilgili bir hesap. Satış gelirlerimi azaltan bir unsur. 611 satış iskontoları hesabını da açtım. Bakıyorum 600 TL borç tarafında tutar birikmiş. Defteri bir de borç tarafına 600'ü aktardım. Bizden aralıklı yöntemi kullanıyorduk az önce söylemiştik. Aralıklı yöntemde işletmenin dönem boyunca stokları ile ilgili hareketler bunlarmış. Aslında çok daha fazla olur. Biz şimdi örnek yaptık yine bayağı da yaptık gerçi. Değil mi? Yüzlerce hareket gerçekleşir ama hep bu minvalde döner. Buna benzer işlemler olur. Bu işlemler olur. Şimdi bakıyorsunuz 153 ticari mallar hesabında arkadaşlar. Artışlar var, azalışlar var, bir takım hareketler gerçekleşmiş. Acaba ben bu dönemde net olarak ne kadar alış gerçekleştirdim? Yani net olarak benim sahip olduğum mal tutarı, elimdeki mal tutarı ne? İsterseniz buna bakalım, bunu bulalım. Peki bunu nasıl bulacağız? Durumu net olarak göremiyoruz şu anda 153'e baktığımızda. Durumu net olarak görmem lazım. Yani bu döneme ilişkin olarak net alışım ne kadar bunu bulmam lazım. Bunu bulmak için şu küçük eşitliği kullanırsınız. Net alış eşittir hesabın borç tarafı toplamı şöyle mi yazalım? Neyse şuraya yazayım. Borç tarafı çok uzatmayayım yolu. Toplamı Eksi, <laughs> pardon, hesabın alacak tarafı toplamı. Bu dönemde net olarak ne kadar alış gerçekleştirdim buna bakıyorum. Hesabımın borç tarafını toplayayım. 7200 TL. Alacak tarafı 700. Hemen hesaplıyorum. 7200 eksi 700 net alış tutarı eşittir. Kaç yapıyor? 6500 TL. Tutarında net olarak mal almış. Daha sonra Bakın dönem sonunda bunu hesapladım. Daha sonra depoma gidiyorum. Dönem sonunda depomda ne kadar mal var bunu tespit ediyorum. Bunu da yapmışız. Envanter işlemleri aşamasındayız ya. Varlık kaynak hepsini tespit ediyoruz. Dönem sonunda yapılan sayım sonucunda işletmenin deposunda 3750 TL tutarında mal bulunduğu tespit edilmiştir. Hemen bunu da şuraya bir not alayım. Dönem sonunda Depomdaki <coughs> depomdaki mal tutarı 3750 TL. Bu isim çok hoşuma gitmedi. Hem yazması çok uzun hem de çok havalı durmuyor. Buna başka bir isim desek. Şu dönem sonundaki depomdaki mal tutarı yerine. Şöyle bir şey desem. Dönem sonu stok. Uyar mı? Uyar değil mi? Dönem sonundaki stoklarım sonuçta bunlar. O zaman bunun adı ne olsun? Şöyle bir şey yapalım. Dönem sonu stok. Peki, şimdi dönem sonunda o dönemde net olarak ne kadar alış gerçekleştirdiğimi buldum. Depomda ne kadar malım olduğunu yani dönem sonu stoğumu buldum. Artık o dönemde sattığım malların maliyetini hesaplayabilir miyim? Bakın ne diyor? Bu dönemde net olarak işletme 6500 liralık mal almış. Hesaba göre 153 ticari mallar hesabına göre. Ama depona gidiyorsun bakıyorsun. Deponda ne kadar mal görüyorsun? 3750 TL. Aradaki malları ne yapmışızdır sizce? Satmışızdır değil mi? O zaman satılan ticari mallarımın maliyeti. Onu da şuraya hesaplayalım kısaca STMM diyorum. eşittir net alış eksi dönem sonu stok. kısaca DSS diyebilirsiniz ona da. Hemen satılan ticari mallarımın maliyetini hesaplayayım. Net alış tutarım 6500 Dönem sonu depomdaki mallar yani dönem sonu stoğum 3750. Hemen çıkartın biriniz. Satılan ticari mallarımın maliyeti 2750 TL. Mallarımla ilgili, stoklarımla ilgili durumu tespit ettim. Aldığım mallarla ilgili ve bu aldığım malların ne kadarlık kısmını sattım? Yani satılan ticari malların maliyetini buldum. Şimdi bir de bakıyorsunuz bu işin satış kısmı var arkadaşlar. Aldığımız malları ne yapıyoruz? Satıyoruz değil mi? Amacımız o zaten. Ticari mal almak ve satmak. Bakın aldığım malları satmaya başlamışım. Bunları kaydetmişim 600 yurt içi satışlar hesabına. Dönem sonuna geldiğimde toplam ne kadarlık satış yaptığımı görüyorum. Kaç yıllık satış hesabı var? Şunu şöyle beyaz çizelim. 5200 TL tutarında satış geliri kaydetmişim. Yani 2750 liralık malı 5200 liraya satmışım gibi gözüküyor. Ama yaptığım bu satışların bir kısmı ne olmuş sonradan? iade edilmiş bana. Bunlar benim satış gelirimi azaltan unsurlar diye gider olarak satıştan iadeler hesabını açıp oraya kaydetmişim. Bazı satışlarıma da iskontolar, indirimler uygulamışım. Bu da benim satış gelirimi azaltıyor diye bunu da gider olarak 611 satış iskontoları hesabını açıp oraya kaydetmişim. Acaba ben bu dönemde net olarak ne kadar satış yaptım? Bunu görebiliyor muyum? Bilmiyorum. Onu hesaplamam lazım. Buraya baktığınızda tabii görüyorsunuz. Bakalım önce ne yapacağız? Bunu hesaplayacağız. Hemen şuraya satışlarla ilgili kısma da girelim. Net olarak ne kadar satış yapmışım bu dönem? Onu bir bulayım. Net satış eşittir benim satışlarımdan o satış gelirlerimi azaltan unsurları düştüğümde zaten net olarak ne kadar satış yaptığımı bulacağım değil mi? Bunu da şöyle ifade ederiz. Net satış eşittir. Bürüz satış bu 600 satışlar hesabındaki tutardır. Eksi satıştan iadeler... Artı satış iskontoları. Şimdi bakıyorum net satış tutarım neymiş. Bürüz satış 5200. Bu satışı, satış tutarını, satış gelirini azaltan iadeler olmuş 400. Bunları düşeceğim. Bir de iskontoları uygulamışım. Bu da benim satışlarımı azaltıyor. 600 TL tutarında iskonto uygulamışım. Bunu da düşeceğim. Toplam net satış tutarım. Bu işlemi yaptığımda 4200 TL olarak çıkıyor. Yani ben 2750 liralık malı 5200'e değil kaça satmışım? 4200'e. Artık bunu da bulduktan sonra bu dönemde yaptığım satışlardan ne kadar kar elde ettiğimi herhalde hesaplayabilirim değil mi? Bunu da şöyle hesaplıyorsunuz kar eşittir net satış tutarı yani şu tutar eksi satılan ticari malların maliyeti kar eşittir net satışım 4200 satılan ticari malımın maliyeti 2750. Dön Kaç? 1450 lira. Bu dönemde yaptığım bütün satışlardan elde ettiğim kar. işte aralıklı yöntemde bu şekilde arkadaşlar. Dönem sonunda satışların maliyetini bulup kaydediyoruz ve o satışlardan elde ettiğimiz karı hesaplıyoruz. Sınavlara girdiğinizde, biraz yine üşütmüşüz kusura bakmayın ses gidip geliyor. Sınavlara girdiğinizde, bizim sınav olur başka sınavlar olur, size bir paragraf verir ve o paragrafa dayanarak sizden net, sat, net alış şeyini tutarını işletmenin, net alış tutarını yani şunu. Ondan sonra satılan ticari mallarının maliyetini. Yani şunu. Net satış tutarını. Ve o dönemdeki satışlar ilişkin kar ya da zararı hesaplamanızı isterler. Bunların nasıl hesaplandığını artık öğrenmiş durumdayız. Bu arkadaşlar bürüt satış karıdır. Biz buna bürüt satış karı deriz. Bu ne zaman net olacak? İleride vergiler, mergiler öğrendiğinizde onları da işin içine sokacağız. O zaman netleşmeye başlayacak. Sizden virüs satış karnını istediğinde ne yapıyorsunuz? Bu eşitlikte buluyorsunuz. Bu konu aralıklı envanter yöntemi konusu soru potansiyeli yüksek bir konudur. Size mesela der ki, şöyle sorabilir bir de, işletme 1000 TL'lik mal almıştır, aldığı malların 500 liralık kısmını iade etmiştir. Böyle bir durumda yapacağınız kayıtta, kaydın adı ne? Bu durumda yapacağımız kaydın alış iadesi. Mal almıştır, iade etmiştir diyor değil mi? Alış iadesi yani en üstteki dördüncü numara o kayıtta 153 ticari mallar hesabını alacaklandırmanız gerektiğini unutmuyorsunuz. Tamam mı? Onun dışında şöyle söyleyebilir. İşletmenin satılan ticari mallarının maliyeti 100 bin liradır. Dönem sonu stok tutarı 5 bin liradır. Bu durumda işletmenin net alış tutarı ne kadardır diye sorabilir. Bakın hemen şu formül. Size STMM'yi verdi. Değil mi az önce sorduğum soruda? Dönem sonu so verdi. Ve sizden ne istiyor? Net alış istiyor. Ne yapman gerekir? Dönem sonu stokta STMM'yi topladığında neyi bulursun? Net alış tutarını bulursun. Yani şuradaki bu eşitlikte farklı değişkenleri sizden isteyebilir. Veya nasıl farklılaştırabilir soruyu? Şöyle sorabilir. İşletmenin 2017 dönem sonu stok tutarı 1000 liradır. İşletme 2018 yılında 500 liralık mal alışı gerçekleştirmiştir. 2018 dönem sonu stok tutarı 100 liradır diye sorabilir. Siz de orada şaşırıp kalırsınız. Niye? Hoca bize bir tane dönem sonu stok söyledi. E burada iki tane var. Hani dönem başı stok nerede? Öyle bir şey de vardı. Değil mi? Peki burada ama siz şu eskiden aldığınız bir bilgiyi kullanarak buradaki sorunu da çözüyorsunuz. Az önce düştüğümüz durumu. Ne demiştik? Bir dönemin dönem sonu stoğu, yeni dönemin neyidir? Dönem başı stoğudur değil mi? O zaman 2017 dönem sonu stok derken aslında sana neyi veriyor? 2018 dönem başı stoğunu veriyor. Yani 153'e yazacağını tutar. Bu şekilde arkadaşlar sorular değişir, ifadeler değiştirilir kafa karıştırılmaya çalışılır. Aslında o kullandığınız bilgilerin hepsi orada vardır. Onları sadece bir araya getirmeniz gerekir. Tamam Bu konu bu şekilde aralıklı yöntemde e, hesaplamaları yapıyoruz. Şimdi daha önce dediğim gibi sürekli yönteme göre siz bir de bu şeyi çözün soruyu. Çünkü orada maliyetleri de ayrıca vermiş dönem içindeki maliyetleri hesaplayıp size sürekli yönteme göre çözerseniz iyice artık bu bilgiler ve aradaki farklar pekişmiş olur. Şimdi aralıklı yöntemi sevdik herhalde değil mi? Çok da zor değil bak bakın. Yani burada işte benim yaptığım gibi o aktarımları unutmazsanız defteri bir aktarmayı unutmazsanız hata yapmazsınız. Sağ olun sayenizde o e, hatalarda büyümeden döndük hemen. Şimdi az önce konuşurken geçen dersimizde sürekli envanter yöntemiyle ilgili bir nüans var. Sizle onunla ilgili e, bilgiyi vereceğim demiştim. Sürekli envanter yöntemi sorusu kolaydır. Genelde maliyet hazır verilir. Sen de alır hemen kaydedersin. Ama aralıklı yöntemde maliyeti vermez sana dönem içinde. Burada yazdı diye bakmayın size. Maliyet vermeseydi de o soruda yazan bakın maliyetlere bakmadan biz zaten bulduk. O yüzden sürekli envanter yöntemi sorusu yerine aralıklı envanter yöntemi soruları tercih edilir. Ama sürekli envanter yönteminin bir nüansı vardır. O nüansı bilip bilmediğiniz de test edilebilir. O da önemli bir noktadır. Şimdi onunla ilgili bir örnek yazdırayım siz isterseniz. O örnek üzerinden de sürekli yöntemdeki o nüansı da bir görelim. Böylelikle bu konuları da tamamlamış olalım. 0509 2018 tarihinde 509 2018 tarihinde sürekli envanter yöntemini uygulayan işletme sürekli envanter yöntemini uygulayan işletme maliyeti 5000 TL olan malları maliyeti 5000 lira olan malları 10.000 TL artı 18 kDvye satmıştır 10.000 TL artı 18 kDvye satmıştır mal bedeli ve KDV mal bedeli ve KDV olarak tahsil edilmiştir 08 09 2018 tarihinde 89 2018 tarihinde satılan mallardan 2000 TL artı %18 KDV'lik kısım satılan mallardan 2000 TL artı %18 KDV'lik kısım işletmeye iade edilmiştir. işletmeye iade edilmiştir. İşletme iade edilen malların bedelini işletme iade edilen malların bedelini geri ödemiştir. Evet şimdi örneğimizi yapalım beraber. Bakın ne diyor? İşletme 5.9.2018 tarihinde maliyeti 5 bin lira olan malları 10 bin lira artı %18 KDV'ye satmıştır diyor. Bir satış işlemi gerçekleştirdik. Mal sattık. Hemen kaydediyorum. 5.9.2018 10 bin liraya sattım. Yani 10 bin lira satış geliri elde ettim. 600 yurt satışlar hesabına hemen bu satıştan elde ettiğim gelirimi kaydediyorum. Yaptığınız her satışta bir de KDV tahsil edersiniz demiştim. Tahsil ettiğimiz katma değer vergisini 391 hesaplanan KDV hesabına kaydederdik. Bu bir kaynak hesabı. O yüzden alacak tarafından çalışıyor. Artış alacak tarafına yazıyorum teşekkür ederim. 1800 lira katma değer vergisi. Nasıl yapmışız satışı? Peşin. Peşin. O zaman 100 kasa 11.800. Satış kaydını yaptım. Şimdi ne yapacağım? Soruda bir ifade var. Ne diyor? Sürekli envanter yöntemini uygulamaktadır diyor işletme. İşletme sürekli envanter yöntemini uyguluyorsa yaptığı satıştan sonra hemen ne yapması gerekir? Sürekli yöntemde maliyeti hesaplayıp kaydetmesi gerekmez mi? Değil mi? O zaman ne yapacaksın? Satışı kaydettim. Şimdi maliyet kaydı yapacağım. Maliyeti kaydedebilmek için de Bulmam gerekiyor. Soruya bakayım zaten maliyeti bana vermiş ne diyor? Maliyeti 5000 lira olan malları ben satmışım. Maliyet hazır bilgi verilmiş. Öyleyse kaydedebilirim. 5.9.2018 tarihinde sattığım ticari malın maliyetine kaydedeceğim. Benim için bir giderdir. Bunu da kullandığım kaydettiğim gider hesabı 621 satılan ticari malların maliyeti hesabı. 5 bin liraymış maliyet. Bu hesaba gider olarak kaydettim. Bu kaydın diğer adı neydi? Çıkış kaydı. Neden? Çünkü elimdeki malların çıkışını da hesaptan çıkışını da bu kayıtta yapıyordum. 153 ticari mallar hesabına kayıtlıydı elimdeki mallar. Artık elimde değil bu 5 bin liralık mal. 153 ticari mallar hesabına 5 bin lira alacak tarafını azalış olarak kaydettim. Buraya kadar bir sıkıntı yok herhalde zaten yaptığımız işlemler. Değil mi? <laughs> Bakalım neler olmuş. 8-9-2018 tarihinde satılan mallardan 2000 liralık artı %18 KDV'lik kısım işletmeye iade edilmiştir. Burada arkadaşlar iade durumu var. Neyim iade edildi? Yaptığım satışlar. O zaman ne yazıyorum buraya? Satış iadesi. Bunu kaydedeceğim değil mi? Satış iadesini kaydedeceğim. Tarih tekrar bir bakalım. 8 9 2018 Yaptığınız satışlar iade olduğunda mutsuz olursunuz. Değil mi? Satış geliriniz çünkü azalır. Az önce zaten satış iadesini gördük. Satış gelirimi azaltmak için bir gider kaydı yapacağım. İadeden dolayı bu gideri kaydediyorum. 610 Satıştan iadeler hesabına İade edilen satış tutarını gider olarak kaydediyorum. Bakıyorum 2000 liralık satışım iade olmuş. Peki bunu gider olarak yazdım niye? Satış gelirim azaldı çünkü. Bir de satışı yaptığımda karşı taraftan KDV'yi tahsil etmiştim. İade olduğunda satışım katma değer vergisini ne yapacağım vatandaşa? Geri ödeyeceğim. Niye bana iade faturası kesti? Bir fatura aldım. KDV'yi ödemem gerekiyor. Hangi hesap? 191 indirilecek KDV hesabı. %18 KDV 360. Bunların hepsini geri ödemişim peşin olarak. Kasamdan para çıktı. 100 kasa alacaklandırarak azaltıyorum. 2360. Orada söylemiştim ama burada da tekrar hatırlatayım. Satıştan iade olduğunda arkadaşlar 391 hesaplanan KDV hesabını azaltmazsınız. Satış iadesinde ortaya çıkan KDV'yi 191 indirilecek KDV hesabına kaydedersiniz. Tamam mı? Unutmuyoruz. Şimdi geldik nüansa. Ne dedik? Sürekli yöntem bir nüansı vardır. Hatta bunu hemen hemen her yıl KPSS gibi sınavlarda sorarlar. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu %90'ı yanıt veremez. Ama bundan sonra siz yapacaksınız eminim o nüansı öğrendikten sonra. Şimdi bakın ben sürekli yöntemi kullanıyorum. Satışı yaptım, kaydettim. Hemen satışın ardından maliyeti hesapladım. Dedim ki şu kadarlık malı satmışım ben. Maliyeti kaydettim. Peki daha sonra ne oldu? Yaptığım şu satışların 2000 liralık kısmı bana iade oldu. Bu durumda şuradaki bilgi ne oldu? Hatalı hale geldi. Çünkü sattığın malların maliyeti artık 5000 lira değil. Neden? Çünkü bu malların bir kısmı sana geri geldi. Acaba ne kadarlık kısmı geri geldi? Onu bir bulalım isterseniz. Bakın 10 bin liralık satış yapmıştım ben. 10 bin liralık satışıma ilişkin malların maliyeti ne kadardı? 5.000 TL. Benim bu 10 bin liralık satışımın 2 bin liralık kısmı iade oldu. 2.000 TL iade. Peki iade edilen malların maliyeti ne kadar acaba? Kaç lira? 1000 değil. değil mi? İçler dışlar yaptık. X eşittir 1000 TL maliyet. Şimdi malı sattığın müşteri senin malının maliyetini bilmez değil mi? Sen ona satış fiyatıyla veriyorsun. Diyorsun ki alsana 10 tane kağıt. Kaç lira? 10 bin lira. Bu da diyor ki alsana 2000 liralık satışını iade ediyorum. Ben de aldığında bakıyorum bin liralık mal benim için bin lira maliyeti olan mal bana iade edilmiş. Peki bu gelen malları, bin liralık malı ben ne yaptım aldım? Depoya koydum. Depodaki mallarım ne oldu? Arttı mı böylece? Arttı değil mi? O zaman ne yapacağım? Şu yaptığım maliyet kaydı hatalı hale geldi. Bunu düzeltmem gerekiyor. Yani satış iadesinden sonra maliyet düzeltim kaydı yaparsınız. Maliyet düzeltim kaydı. Tarih 8 9, 2018 Satış iadesi kaydını yaptım. Sürekli envanter yöntemini kullanıyorum. <laughs> mallar geldi depoma koydum. 1000 liralık malım bana iade oldu. Şurada gördük hesapladık. Gelen mallarım 1000 liralıkmış. 1000 liralık malımı tekrar depoya koyduğum için gerçek hayatta depomda mallarım bu kadar arttı. Muhasebede de o malları izlediğim 153 ticari mallar hesabına tekrar mallarımı kaydediyorum. Maliyetim 5000 diye yazmıştım. Oysa benim sattığım malların maliyeti kaç lira? 5000 değil. 4000 lira, değil mi? O zaman buraya da yanlış yazmışım. Bunu düzeltmem lazım. 621 Satılan Ticari Mallar Maliyet Hesabına 1000 lira iade edilen malların maliyetini azalış olarak kaydederim. satış iadesi olduğunda sürekli envanter yöntemi sorularında eğer işletme sürekli yöntem uyguluyorsa satış iadesi olduğunda satış iadesinden sonra maliyet kaydını düzeltmeniz gerektiğini bilip bilmediğinizi test ederler. O yüzden bunun olduğunu sürekli yöntem uygulayan işletmelerde satış iadesinden sonra maliyet düzeltim kaydı yapılması gerektiğini ne yapacaksınız? Unutmayacaksınız arkadaşlar. Bir de burada bakın bir gider hesabını azalış kaydettim alacak tarafına yazdım. Ama hep diyorum ya gider hesaplarına azalış kaydedilmez gider azalışı olduğunda gelir olarak kaydetmen gerekir diye söylemiştik. Niye orada azalış kaydettim alacak tarafına yazdım. Hep borç tarafından çalışan hesaba. Niye? Çünkü iki tane istisnası var bunun demiştik. Bir, dönem sonlarında gelir ve gider hesaplarını kapatırken ters kayıt yapabilirsiniz. Yani diğer tarafa da kaydedebilirsiniz. İki, dönem içinde yemeğe defterine veya dönem sonu olur. Yemeğe defterine hatalı bir kayıt yaptığınızda o hatayı düzeltmek için yapacağınız kayıtta Gelir ve gider hesaplarına ters kayıt yapabilirsiniz, yani azalış kaydedebilirsiniz diye söylemiştim. Hatta bunu yazdırmıştım size. Bu bir düzeltme kaydı olduğu için, çünkü şu kayıt hatalı hale geldiği için gider hesabına yani 621 ne yaptım, alacak tarafına yazdım. İşte o yüzden bu şekilde kaydettik. Bunları hep sorgulayacaksınız. <laughs> Var mı sorusu olan? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bakın aynı şekilde satış iskontosunda da yapacağız mı diye sordu arkadaşımız. Gerçekten bak ben onu söyleyecektim. Yine atladık. Sayenizde bu dersi kurtardık vallahi böyle. Şimdi arkadaşlar satış iskontosunda bunu yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü satış iskontosunda maliyet değişmez. Şöyle düşünün. İskonto yaptığınız adama 10 bin liraya satmıştın. Dedin ki 2 bin lira iskonto. Yani sen bu durumda 5 bin lira maliyetli malı 10 bine değil 8 bine satmış oldu. Yine aynı mallar satıldı mı? 5 bin liralık mal satıldı değil mi? O yüzden maliyet değişmiyor. Satış iskontosunda maliyet düzeltim kaydı yapmazsınız. Sadece iade olduğunda maliyet düzeltim kaydı yaparsınız. Çünkü sattığınız malların maliyeti değişir. Çünkü 5 bin liralık malı değil 4 bin liralık malı ben satmış oldum. Bir kısmı iade olur. O yüzden iskontoda böyle bir şey yapmazsınız. Sorusu olan var mı başka? Bir iki dakikanızı daha alayım bu konuyu iyice yerleştireyim beyninize sonra sizi özgür bırakacağım. Yeni yıla gireceksiniz ya acısını çıkartayım şimdiden dedim. Bakalım şimdi sürekli yöntem dedik, aralıklı yöntem dedik. Tebe şans, silgimiz şuradaymış. Her iki yöntemde de 153 ticari mallar hesabında hangi tutarlar birikiyormuş onu da bilgi olarak vereyim. Ondan sonra bugün itibariyle konularımızı tamamlamış olalım. Sürekli envanter yöntemi ya da önce aralıklı yazalım. Aralıklı envanter yönteminde ve sürekli envanter yönteminde dönem içinde 153 ticari mallar hesabının borç ve alacak tarafına bakalım hangi tutarlar kaydediliyor. Şöyle sürekli yazalım. dönem içinde 153'e şunlar kaydedilir. Açıyorum 153 ticari mallar hesabını. 153 ticari mallar hesabında arkadaşlar borcunda aralıklı envanter yönteminde borç tarafında dönem içinde şunları görürsünüz. Dönem başı stok söylemiştik. Ayrıca dönem içinde aldığınız mallar yine 153'ün borcunda yer alır. Biz bunlara dönemi çalışlar demiştik. Bir de bu yaptığımız alışlara ilişkin eğer harcamalar yaparsak ekstra nakliye vesaire Bunlar da yine 153'ün borcunda alış giderleri olarak yer alır. Bu olmayabilir. İlla olacak diye bir kaydı yok. Verirse onları buraya yazarsınız. Bir de 153'ün alacak tarafına dönem içinde yaptığın alışlardan yani aldığın mallardan iadeler yaparsan bunu 153'ün alacak tarafına yazıyorsun. Alış iadeleri veya alış iadesi diyelim. Bir de ne yapmıştık? Aldığımız mallara iskonto uygulandığında yani indirim uygulandığında söz konusu indirimleri de, iskontoları da 153 ticari mallar hesabının alacak tarafına yazıyorduk. Değil mi? Bu şekilde aralıklı yöntemi kullanan işletmede dönem içinde 153'e bu tutarlar yazılıyor borç alacak tarafına. Bir de sürekli yöntemi kullanan işletmeye bakalım. Dönem içinde acaba stoklarını izlediği 153 ticari mallar hesabının Borç ve alacak tarafına neler kaydediliyor? Onu görelim. Hemen açıyorum yine stok hesabımı. 153 ticari mallar hesabımı. Borç tarafı. Hesabın adı. Alacak taraf. Sürekli yöntemi kullanan işletmede de yine 153'ün borcunda önceki dönemden işletmenin elinde kalan mallar yani dönem başı stok yer alır. O dönemde almış olduğu mallar yani dönem içi alışlar yine 153'ün borcuna yazılır. Bu alışlara ilişkin bir takım harcamalar giderler yaptıysa onu da yine 153'ün borcuna yazarız. Bir de bir şey daha yazılır sürekli yöntemde 153 ticari mallar hesabının borcuna. Bakın şurada değil mi? Satış iadesinin maliyet düzeltim kaydından gelen tutar 153'ün borcunda yer alır. Onu da yazalım. Satış iadesinin maliyet düzeltim kaydından sürütüyor. Gelen tutar. Alacak tarafında ise yaptığın alışları, mal alışlarından iadeler varsa, iade etmişsen bunları yazarsın. Alış iadeleri 153'ün alacağında yer alır. Sürekli yöntemde de Yine yaptığın alışlara iskonto uygulandığında diyelim ki verisi aldım borcunu erkenden ödedim vadesi önce indirim yaptı adam sana. Bu iskontoları da yine alış iskontolarını 153'ün alacağına yazarsın. Sürekli yöntemde aralıklıdan farklı olarak 153'ün alacağına bir tutar daha gelir. Bakın alacak tarafında ne var? Maliyet kaydından gelen tutar var. Öyleyse buraya bir de ne ekliyoruz? satış işleminin maliyet kaydından gelen tutar Böylece iki yöntemi bütün detaylarıyla ne yapmış olduk? Görmüş olduk, öğrenmiş olduk, hafızamıza yerleştirmiş olduk. Ve 8. üniteyi de tamamlamış olduk şu an itibariyle. Konular bitti. Önümüzdeki hafta temiz. Ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Değil mi? Yine küçük deneme sınavlarıyla önümüzdeki dersler devam edecek. Önce size bir süre vereceğim. Sonra da beraber soruları çözeceğiz. Bol bol tekrar edip yeni yıla hazırlıklı girelim. Bu arada Yeni yılınız kutlu olsun. Görüşemeyeceğiz size. Muhasebe dinlemek isteyen varsa yeni yılda da beklerim. Ben çalışacağım. Canım sıkıldıkça kendi kendime anlatıyorum. Kimseyi bulamayınca ne yapayım? Teşekkür ederim katılımınız için. Ee, i̇yi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.